Dandadan'ın birinci bölümü çıktı ve bununla alakalı zaten mangada çok tutulmasa da bu kanalda iki tane inceleme yapmıştım. Hani yazılma şekli ve diyalog şekliyle. Ve neden ben mangada çok beğendiğimi hatırlamış oldum bu birinci bölümünde. Ve daha demeye gerek yok yani sezon 1 Dandadan takip edeceğiz, konuşacağız. Çünkü daha birinci bölümden tamamıyla içine girdim, hatırladım, mangayı okuyasım var ve hani ateşle takip edeceğim. Bunları biraz konuşacağız çünkü mangada ne sevdiyseniz animede bunun aynısını gösterip daha güçlü bir şekilde, üstelik belirli özellikle mesela sinematografik kodları kullanarak, sahneleri kullanarak biraz daha hani işin içerisine gireceğiz. Dandadan birinci bölüm sohbet ve incelemesi için karşınızdayım, iyi seyirler. Mashle sezon 2'nin efsane openingini yapan Creepiness bunun openingini de yaptı harbiden yani. Yani çok beğenmesem de orijinal, hani creepy notes diyorsun. Dandadan biraz daha hani shoujo, okul hayatı, duygusal hayat, komiklik, aynı zamanda psikedelik, korkutucu ve mesela yani böyle artı 18 muhabbetler de var ama hiçbir zaman dibine kadar gidilmiyor ama bir korkutucu tarafı da var. Yani çok da yani sansür içerecek hiçbir şey yok ama olayın hani şiddetin korkutucu tarafın ve hatta hani nasıl desem böyle tam böyle cinsel olaylarına gitme konuşma şekli o konuda çok net. Hani aslında çok açık bir manga yani o konuyla alakalı bir durum yok ama belli belaltı şakalarda bayağı hani böyle hardcore giriyorlar, net bir şekilde giriyorlar. Ve zaten direktmen hani şey Momo Ayaze karakterle başlıyoruz. Yani Momo Ayaze'yi görünce zaten muhtemelen Dandadan'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Çünkü harbiden böyle bir karakter, kadın bir karakter, güçlü bir karakter, biraz da hani marjinal, biraz da hani bu sosyalite hiyerarşisinde çok da dışında kalan bir karakter. Ve yani o kadar sevindiriyor ki Momo Ayaze belli zaten biraz Japonya'nın hani ne derler Omega jenerasyonun daha çok böyle marjinal tayfa olarak temsil ediyor. Çünkü onun grubu da biraz böyleydi. Yani mesela Japonya'da oluyor bir Japon sınıfında. Lakin böyle hani mesela şey yani yandaki arkadaşı, kankisi şey var böyle mesela esmer takılıyor vesaire böyle. Hani çok böyle bling bling takılan bir grupta ve Ayaze hani ne kadar normal de gözükse karakteri çok şey, çok marjinal ve dik. Burnun dikine sürekli gidiyor. Hatta bunu mesela sonrasından bir normal bir sınıfa girerken bir tane sınıfta böyle hani sürekli hani ona bir şeyler atılan bir çocuk var, sürekli hani şey yapılıyor. Sürekli işte hani dalga geçiliyor. Onun yardım etme şekli bile çok güzel. Hani şey değil, yapmayın falan ezik çocuk falan da değil. Yani o da ahlak bekçisi de değil Momo Ayaze. Ama geliyor pat diye sadece önde oturuyor. Ve o dalga geçen çocuklara bakıyor böyle. Bakıyor böyle hani. Ya o böyle şey gibi. Şimdi belli zamanlardayız artık hani böyle bir harekette bir bakışla anlayabileceğin bir tarza bir durum var. Konuşmalar da çok böyle hani geçmiyor çünkü ne kadar hani böyle iyi ya da kötü konuşsan artık böyle dalga geçilecek durumuna geliyorsun. Ondan dolayı biraz tarz olarak çok 2024. Bir de şey gibi geliyor bana da mesela Japon belli bir marjinal ve hatta marjinize edilmeye de çalışılıyor gibi geliyor. Çünkü Momo Ayaze hani biraz daha retro erkekleri de seven bir tip. Çünkü orada Ken diye bir karakter var. Hani sevdiği filmden mi, dergiden mi bilmiyorum ama retro erkeksi gözüken hani eskiden böyle öyledir ya kostüm, kravat, queer kültürü gelmeden biraz daha erkek figüratif yakışıklılığı daha çok virilite üzerinde, erkeksi üzerinde. Şimdi erkeklik yakışıklılığın temsili biraz daha queer, efemine bir şekilde gösteriliyor. Muhtemelen bir yani bir bize sattırılmaya çalışan bir kültür veyahut da bir geçiş halinde de olabiliriz. O sebepten ötürü hani biraz hani o retro tarafına geçilmesi. Mesela ne kadar queer bir garip, farklı duyguları olan bir kadını getirsen bile kalkıp da hani göt, Berserk'teki götsün karşısına koysan göt ne kadar hani viril, erkek gözüküyor. Yani hiçbir kadını etkilenmeme şansı yoktur mesela. Ondan Momo Ayaze bu marjinalize edilmeye çalışan bu dünyada retro tarafı sevmesi çok hoşuma gidiyor. Ve neden biraz marjinalize edilmeye çalışıyor? Çünkü yani mesela Japonya'da, gerçi büyük şehirlerde artık belli bir kültürler yozlaşıyor, küreselleşiyor. Yani küreselleşmek demeyelim de belli bir gündelik yılına göre yozlaştığı için
şey olayı direktmen başlanıyor. Hani sevgilisi var diyor, sevgiliyiz, paran yok mu mu? Hani çok pislik bir erkek sevgili ediniyor. Biraz daha hani sert, böyle sert, biraz daha damarcı olan falan. Hani böyle kulpa takılan bir çocukla beraber, o kulpa takılan çocuk da şey diyor. Kızım paran yok, bir şeyin yok. Ben para vermem, bak yanında da otel var, hadi gel direktmen sevişelim. Hani şey de var, böyle mesela böyle bir durum da var. Aslında Türk toplumunda bunu çok net görüyoruz böyle. Özellikle haberlerde olan bitenlerden. Böyle mesela Anadolu'da kendimizi çok bilmeme durumları da var. Hani böyle biraz daha erkeksi bir insan istiyoruz ama yani erkeksiz bir erkek, yani kadınlar biraz daha erkeksi istediklerinde hani ayarı yok bu sefer. Sevginin de işte nasıl desem, böyle sokak çocukluğun da, dilinin de ve hatta hani saygınlığın da olmadığı bir ara da var. Bir yandan da biraz daha hani narin bir şey istediğinde de çok böyle hani liberal takılan, biraz da hani şey olan, fazla ince olan, üzülen, hani o ayar da yok böyle. Mumu Ayaz'ı da bu hani kaldığım sıra dönem 2024'te hani herkesin biraz efemine takıldığı, sokuyor insanlarla takılası geliyor, o da Allah'ın belası. Ondan dolayı böyle gündemimizde de okullarda, ilişkilerde yaşadığımız durum onun yansıtmaları güzel oldu. Çünkü Japonya sonuçta ne kadar desek de belli köylerde çok ataerkil, belli kültür, belli yani ne derler, belli bir nizam kural üzerine giden de bir ülke. Zaten ondan dolayı belli Japonlar Türkiye'yi de çok seviyor. Ben Japonca kursuna gittiğimde hani şey diyor, Japonya'da çok kuralcı. Biraz da hani go in my way'ci olan Türkiye seviyor. Çünkü Türkler, Japonlar kültür olarak biraz benzerler o konuyla alakalı. Ondan dolayı neyse, değişik bir muhabbetlere girdim. Ama Momoyazen'in de bu muhabbetinden sonra işte hani o yani o çocuğu, o dalga geçen çocuğu da koruduktan sonra bu sefer böyle şey olayına giriyor. Birisi UFO'lara inanıyor, birisi lanet, hayalet, cinlere inanıyor. Bu sefer diyor tamam abi, bir tartışıyorlar vesaire ve animasyonlar da çok güzel. Çok böyle yalanmış, temiz, çok hani neden ilk 3 bölümün sinemada olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü demiş olduğum gibi zaten ilerleyen zamanlarda bunlar hani birisi UFO'yu kabul ettirmeye çalışıyor yani Momo'ya. Momo da hani lanetlerin, cinlerin kabul ettirmeye çalışıyor Ken'e. Yani ismi Ken oluyor, sonunda öğreniyoruz da. Böyle de olunca bu sefer diyorlar tamam, o zaman o ovni dedim yani UFO'ların çok popüler olduğu sen yere git Momo, ben de senin dediğin lanetli cinli yerlere gideyim. Böyle bir ters bir şey oluyor, bir gidiyorlar birbirlerini ikna etmek için. Ve burada şöyle güzel bir durum da var, çünkü lanetler, cinler kırmızıyla temsil ediliyor. Biraz daha sofistike robotlar maviyle temsil ediliyor. Güzel bir renk oyunları da var. O konuyla alakalı hoşuma gitti. Ve orada hani demiş olduğum gibi mesela Ken tünele girerken, o lanetli tünele, hani aynı bir bakış açısıyla uzatılmış bir perspektif. Mesela bu gerilim filmlerde çok oluyor bu durumda. Ve hatta Momo Ayaze'nin o terk edilmiş binaya girerken ışık oyunları, hani ışıkların böyle sönmesi, açılması ve hatta periyodik bir şekilde, sıralı bir şekilde açılması. Hani bayağı hani recurrent olarak gördüğün korku filmlerdeki belli hani sinematografik sahneleme özellikleri. Bunu buraya koymaları güzel oldu ve neden ilk 3 bölümü sinemada olduğunu anlayabiliyorsun. Tabii bir ne kadar böyle... Yani artı 18 konulara, yani artı 18 demeyeyim de yani cinsel konulara ne kadar girilse, çünkü cinsel konular illaki artı 18 olmasına gerek yok. Yani cinsel gayet hani çok erken yaşlarda da konuşulup anlatılması gereken durumlar. Orada da şey var, hani ne kadar böyle de desek lufok, psikedelik de olsa çok da duygusal bir tarafı var. Çünkü Momo Ayaz'ın geçmişini anlatırken, çünkü eskiden yani memesi bir rahibe, hani cin çıkartan gibi. Exorcist gibi de diyebiliriz. O ninesi aslında şey yapıyor yani, bu arada geleceğin waifusu o olabilir. Ninesi yani sürekli ona belli bir hani bir hareket de gitmesini istiyor. Böyle bir hareket var, böyle okula gidiyordu. Herkes de dalga geçiyordu. Hani düz bir dalga geçildim, ondan dolayı ninemi sevmiyorum değil. Çünkü orada mesela anlatılınca hani karakter gelişimine zaman ayırınca iyice ne böyle oturaklı oluyor, duygusal da oluyor. Çünkü bunu anlatırken dolaylı olarak sadece ninesi hani Momo Ayaze'yi yetiştirdiğini de görüyorsun falan. Hal böyle olunca bu sefer şey, yani insan yani hoşuna gidiyor. Tamam biraz daha sürekli banal, yani mainstream tarzda bir şey olabilir. Yani hani ben böyleydim, kötü yaptılar
öyle olabilir, sürekli görülmüş bir vasıta da olabilir ileti olarak. Ama çok güzel yapılıyor yani. Çok güzel yapıldığı sürece hani tesiri var duygusal anlamında. Bir de demiş olduğum gibi çok bu psikedelik, lufak dünyasında da biraz şey oluyor hani. Korkutucu bir dünyası var. Bir de onda o duygusal tarafını görünce hani bunlar bir yandan da öğrenciler, aşk durumları da var. Hani duygusal durumları da var. Onu da iyi bir şekilde hissediyorsun. Çünkü zaman zaman mangalarda mesela shoujo olarak da görüyorsun. Çünkü bir yandan da okula giden iki genci görüyorsun. Bir yandan alakasız. Alakasız tarafı da şu, çünkü Momoyaze robotlara denk gelince bu sefer tabii Ken Jin'e denk geliyor. Momoyaze robotlara denk geliyor. Robotlar da şey yani korkutucu. Diyor ki bizim aslında bizim dünyamızda kadınlar yok. Onun için reprodüksiyon yaptığımızda aynı kalıtsal özellik üzerine yapıyoruz ve onunla duygumuz kalmadı çünkü herkes birbirine benziyor. Ondan dolayı kadına ihtiyacımız var, vajinaya ihtiyacımız var ki reprodüksiyonu yapalım ve direktmen hani başlayalım diyor. Adamın böyle hani penis bölgesine kocaman robot şeklinde çıkıyor ve Momo Ayaze'yi şey yapıyorlar yani, alıyorlar, kıyafetlerini yırtıyorlar, bir yandan Momo Ayaze dayanmaya çalışıyor, tutuyorlar Momo'yu falan. Diyorlar ki dur kızım, sana böyle telekinezi bir şekilde hani azmanı gerektirecek şeyler, böyle vibrasyonlar veriyoruz falan. Orada adam aletini çıkartıyor, korkutucu bir tarafı var artık. Neydi o kadınların, yani vajinanın içerisini mi alacaklar organ olarak anlamadım da bir korkutucu tarafı da var. O sırada da kendinde bir cine denk geliyor, kadın bir cine böyle şey böyle hani Avustralya aborjinlerden, o aborjin maskelerden ilham almış bir tipi var kadının ve orada şey diyor, bakıyor böyle diyor, sen benim memelerime yala, ben de senin penisini yiyeyim işte, yalayayım falan. Böyle bir durum olunca hani şey bakıyorsun, burada kaçıyor falan, o bir bakıyorsun o nine işte tamamıyla aslında Ken'in lanetine verdi aslında, Ken'le birleşti. Ken çünkü canavara döndü ve canavara dönerken tabii laneti de aldı. Laneti de aslında direktmen hani ne haya var, ne testis var, ne penisi var. Yani komple aletini çalmış yani Ken'in. Ve güzel, çünkü bir yandan Yukinobu Tatsu yani senaristi biliyorsunuz yani, belki demiş olabilirim o önceki inceleme videomdaki öneririm. Dediğim gibi hani mangasını incelemiştim bu Dandadan'ın. Yukinobu Tatsu, Tatsuki Fujimoto'nun Fire Punch eseri için asistanlık yaptı ve Hell's Paradise için de asistanlık yaptı. Orada da Tatsuki Fujimoto'nun da biraz hani psikedelik, bir yandan böyle realist, çok böyle lufak, alakasız bir dünyadaki o tarzını da aldığını da görüyorsun. Ve ondan dolayı bu sefer duygusal anlar daha böyle bir insanı şey yapıyor. Çünkü çok hareketlilikten bir duygusal anı geliyor ve güzel de yapılıyor hani animasyon ve hani ileti olarak. Ona dolayı çok hoşuma gitti yani. Ondan sonra birden tabii Ken cinleştiği için birden Momo Ayaze'nin telefonundan çıkıyor. Çünkü cin, çünkü hani bir fiziksel bir teori konuşmana gerek yok. Yani metafizik bu. O robotların üzerine geliyor. Cinle robot kapışıyorlar. Mavi ile kırmızı kapışıyor. Oradan da Momo Ayaze'nin hani ninesinin vermiş olduğu tekniği sayesinde kurtulabiliyor. Neyse orada güzel de sahneler var, dövüş sahneleri falan. Ve orada Ken şey diyor ya, Momo beni hani korudu, şey yaptı bilmem ne, hani ona hiçbir şey dememişken beni o sınıftaki çocuklarla hani yani korumadı da beni dinledi falan. Ve neyse bir şekilde kurtuluyorlar, UFO'dan da çıkıyor vesaire derken orada Momo diyor ki sen bu arada ismin ne? Ve Momo Ayaze'nin sevdiği o retrodaki hani bir sanatçı vardı ya, biraz daha erkeksi olan, onun ismi ve soy ismine sahip. Yani artık böyle denk geldi şey gibi, hani bilirsiniz hani Kübra Aydınlar ve hatta Ahmet Aydınlar, nedense hep Aydın soy ismi geliyor, çoktur yani böyle isim soy isim, hani ondan dolayı böyle bir durum gibi bir şey oldu. Onu da derken aynı zamanda hani biraz cümlesel olarak sevdiği, fanı olduğu o adama da benzetiyor. Ve oradan arkasından patlama falan, hani kadın şey oldu yani, artık orada bir aşk yaşıyor falan. Ve onu da görmek hani insanı mutlu ediyor, güzel. Harbiden hani birinci bölümde beni tamamıyla fethetmiş durumunda. Dandadan çok yakında inceleyeceğim. Bunu da aktarmış olduk. Sizler ne düşünüyorsunuz? İzlediniz mi? İzlediyseniz hani yorumlarda belirtin. İzlemeyenler de daha ne bekliyorsunuz? Onu da yazın.
Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benim için hani bir büyük bir destek olur. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao.